Kerkezetem diye bir sürü duydun mu sefer? Duydum, Kerkezetem duydum. Duydun mu? Evet. Anlatın, şimdi anlatın. Sen Kerkezetem hakkında bilgin var mı? Var. Anlat bir bakalım. Buraya, hem oraya bak hacı. İyi bakalım, bakalım. Hacı amcanın adı neydi? Sadık. Sadık Bacı, ha doğru, benim adaştı. Benim adım Sadık Doğru Amacı. Ha, anlat bakalım Kerkezetem'i. Seferberlikte Yunan buradan giderken ha. Evet. Kerkezetem arkasından geliyor. Kuzuköy'de mi oluyor bu olay? Kuzuköy'de oluyor, burada oluyor. Ha tamam. Oradan Kerkezetem o gün için, o gün berinde bizim bak şu evler, bizim o göç evler. Şu evler, göç, şu evler ha, şunlar. Göç evler. Evet. Oraya misafir oluyor. Kerkezetem. Kerkezetem. Tamam. Sabahleyin kalkıyor. Allah'a ısmarladık. Ordusuna, askerine barbağa çekip gidiyor. Kuzuköy'den. Kuzuköy'den. Evet. O gittiğinin ertesi günü nizamiye askeri geliyor. Kuzuköy'e. Hı, Kuzuköy'e, Atatürk'ün askeri. Evet. Onlar da geliyorlar. Onlar da yine aynı evde kalıyorlar. Yiyorlar, içiyorlar, sabahleyin kalkıp burası gidiyorlar. Yunan'ı Akdeniz'e sürüyorlar. O şekilde buraya uğramış Kerkezetem. Sadık amca, sizin köye Yunanlılar gelmiş mi? Hatırlıyor musun öyle bir şey? Ne? Sizin köye Yunan askeri gelmiş mi? Geldi, geldi, geldi. Gelme mi? He. Yunan askeri geldi. Şuraya karşıda çınarların başında. Evet. Konakladılar. Konaklamışlar yani, ben bilmem de. Senin baban anlatmıştır. Tabii tabii tabii. Orada konaklıyorlar. Konakladıkları zaman çevreye şeyi yapıyorlar. Göbekçi dikiyorlar. He tamam. Oradan öğle vaktinde tabii oranın levazım kaynıyor. Şey, karavanaları kaynıyor. Evet. Babamın eline bir tabak yemek veriyorlar. Şurada harmanda gözetçi var bir tane. Yunanlılar. Yunanlılar. Evet. Orayı götürüyor tutuyorlar. Götürürken şurada şeyin arasında evin esindeyken ile kabirin yanından Yunanlılar ketele çıkıyorlar. Bir ateş. Babana. Hayır. Yunanlara. Ha Yunanlara, ha tamam. Tamam, nerede görsünler? Tamam. Orada hemen oradaki lübeci diyor, git git köy içine git. Köy içine geliyor babam. Orada çetelen birini vuruyorlar. Onu oradan alıyorlar, buradan götürüyorlar. Barımşı'ya, Barımşı'ya defne diyorlar. Çete. Hacı amca, sizin şu kahvenin üstünde bir ev varmış. Orada kim kaldı orada? Nerede kaldı? Şu muhtarın odası var ya. Hani üç tane Yunan asker kalmış buralarda, onu diyorlar hani. Yok yok. Muhtar anlatmıştı bana, kahvenin üstüne ev yapmışlar. Orada Kerkezetem mi kalmış orada? Hayır, Kerkezetem burada bizim evde kalıyor. Ha şu karşıdaki evde kaldı. Ha, orada kalıyor. Tamam. Amcam, babam, o zaman hepsi sağ, o zaman misafir oluyorlar. Ondan sabahleyin kalkıp buraya gidiyorlar. Hacanım, sen askeri nerede yapmıştın? Tekirdağ Şarköy'de. Ne olarak yaptın? Jandarma olarak. Jandarma? Hı. O zaman da ulaşım çok zordu. Nasıl gittin köyden önce Şarköy'e? Köyden Kadıboğan'a yayan gibi. Nereye kadar? Kadıboğan'a kadar, şu yol ayrımına kadar. He oradan? Oradan bindim otobüse. Oradan Salih'e, Salih'den bindim trene İstanbul'a. İstanbul'da Cevdaya gönderiliğini yaptık. Oradan Şarköy'e gittik. Cevdaya gittik. Cevdaya'dan Şarköy'e gittik. Orada askerimizi bitirdik. Hacı amca, kaç ay askerlik yaptık? 24 ay. 22 sene. 2 sene. Tamam. 2 sene. Sen köyde ne iş yaptın? İleşmelik yapmışsın. İşte hepsini yaptım bu arada. Öküzle bir daha anla devi. O zaman kaydetmemiştim. Öküzle çil sürdün. Öküzle çil sürdüm. Beygirle çil sürdüm. Traktörle çil sürdüm. 30 sene tütüncülük yaptım. İyi para kazandın mı tütünden? Allah bereket etsin. Kendi halimde idaremi çıkardım. Ama maşallah yine sağlığın, sıhhatin yerinde hacı amca. İyi, iyi, iyi Allah razı olsun. Deneyin var mı? Olsun varsın o kadar. Olacak gari. Ooo, deneyin ki insanın arkadaşı. Aynen. Hacı amca, kaç çocuk var senin?
İkinci biri rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Şimdi bir oğlum o da İzmir Paşa'da. Hanım sağ mı? Sağ ol. Allah razı olsun. İyi sana hanım bakıyordur. Ben ona bakıyorum, o bana bakıyor. Karşılığı bakışıyorsunuz. Hayat müşteri. Aynen. Yani, hanıma yardım ediyor mu? Yemek pişirebiliyor mu? Yemekte sofra atıyorsun, sofraya kaldırıyorsun. Ortalığı siliyorsun, süpürüyorsun. Tabii yardımcısı. Aynen, hayat müşterek dedin hacı amca. Hacı amca zeytinlik var mı senin yine? Var, birkaç ağaç var. Gidiyor mu yaz mevsiminde? Gider mi tağlara? Köy civarında zaten. Yok, bayırlara gidemiyorum ben şimdi. He. Şurada başka kadar zor var geliyor. Akşam kahve gidiyor mu hacı amca? Gidiyor. Akşam namazı kılıyorsun, kahveye gidiyorsun. Kahve değil de muhtarlık odası. Oraya işte muhtar odası gidiyor ha. Orada gidiyorsunuz, çay içiyorsunuz. Çay içiyorsunuz. Sohbet ediyorsunuz. Tabii, onu sonra herkes. Evine geliyor. Yarım saat, saat orada duruyoruz. Ondan sonra dağılıyoruz evlere. Sabahleyin namazın çıkınca kadar gidiyoruz. Orada çay içiyoruz. Süsküdüğümüz yiyoruz, şey yiyoruz. Ondan sonra aptalık. Peki hacı amca, sana çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben de sana teşekkür ederim. Allah sana sağlığı, ömrü geçirmeyi nasip etsin inşallah. Kamerayı bağlı da televizyonu açtı mı?